Herkese merhabalar. Saçmalık TV ekranlarında City Skylines serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere en son çöp problemleri vardı şehrimizde. Aynı zamanda şöyle bir hayvanat bahçemizi elden geçirmiştik. Çevresine bir konser alanı yapmıştık. Şöyle bir öncelikle çöp alanımıza bakalım. Bina boşaltılmaya devam ediyor. Bu alanı yavaş yavaş yok edeceğiz, buradaki çöp alanını. Ufak tefek genişlettiğim yollar da oldu ve daha da genişletmeye devam edeceğiz. Bundan sonra zaten bu dar yolları yapmayacağız çünkü şehir nüfusumuz oldukça artıyor. Bundan dolayı da geniş yollarda daha rahat bir trafik akışı olsun istiyorum. Gördüğünüz gibi şu anda trafikte zaman zaman bazı kısımlarda kırmızı alanlar görüyoruz. Özellikle şehrin çıkışında oldukça yoğun bir kırmızılık var. Çünkü orada şehrin çıkışı olmasına rağmen gördüğüm kadarıyla park eden araçlar var. Şöyle şehrin gürültü kirliliğine baktığımızda, gürültü kirliliği özellikle yaptığımız bu konser alanında var. Onun karşısına bir hani böyle öğrenciler vesaireler oturur diye bir konut alanı yaptık ama oradan da gürültü şikayetleri gelmeye başladı. Bu alanları tekrar bir elden geçirmeyi düşünüyorum. Yavaş yavaş, dediğim gibi, çok acele etmeden yavaş yavaş geliştiriyoruz şehrimizi. 10.000 nüfusa ulaştık. Şu anda güzel de bir paramız var. Güzel de gelirimiz devam ediyor. Yani 135.000 euro gibi bir paramız var şu anda. Ki bu kadar hayvanat bahçesine vesaireye harcamamıza rağmen yavaş yavaş da şehrin altyapılarını oluşturacağız tabii. Burada özellikle şu yolu bir sonraki aşamada açıkçası geliştirmeyi düşünüyorum. Şu anda bağlantılı yollardan dolayı rahat geliştiremiyoruz ama zaten şu yolları geliştirmiştik. Özellikle şehrin girişine önem verdiğimiz için şehrin girişinde herhangi bir problem yok. Ama şu alanda yine bir böyle bir gördüğüm kadarıyla şey var. Şu yolları bakalım. Genişletebildiklerimizi gene ben genişleteceğim. Tabii trafik lambalarını da gözden geçireceğim. Çünkü trafik lambaları da problem arkadaşlar. Hani o alanda bir problem yoksa bile trafik lambaları yüzünden trafik olabiliyor. Şimdi şöyle trafiğe baktığımızda, evet bakın şurada mesela inanılmaz bir kırmızı alan var. Yani bu yolu şu an evet geliştiremiyorum çünkü park alanı var. Gerekirse park alanını yok edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Paramız var nasıl olsa. Bol keseden atıyoruz adeta. Bakalım. Şimdi buraya diğer yaptığımız yollar gibi gidiş geliş böyle geniş bir yol yapabiliriz. Şurada gördüğünüz gibi inanılmaz bir kitlenmeler başladı. Park eden araçlar var çünkü. Aynı zamanda otobüs de geçiyor buradan. Tabii çöp kamyonlarımız fazlasıyla geziyor. Şehir kalabalık olduğu için. Yani buraya nasıl bir şey yapabiliriz? Bu yoldan yapabiliriz. Burada biz 6 şeritli yol bırakmıştık. Buraya da 6 şeritli gidiş geliş yolu. Evet. Bu. Bunu geliştirebiliriz. Evet. Daha önce size söylemiştim. Bunu yaptığımızda gördüğünüz gibi yıkılan evler oluyor. Olacak. Buna yapacak bir şey yok. Daha ferah yaşam için, daha rahat bir yaşam için bunları yapmak zorundayız. Burayı da yapalım. Burayı yapamıyoruz. Yanda hemen bina var çünkü. Mesela bu alanı istesek yapabiliriz. Yani evet, orada evler yıkılıyor ama ardından yeni insanlar geliyor. Bir anda bütün sokakları yaparsak çok büyük bir krize girebiliriz. Ama bu şekilde yaptığımızda bir problem olmayacaktır. Suç oranı problem teşkil etmiyor gördüğüm kadarıyla şu anda. Trafik seviyemiz ideal bir boyutta şu anda. Biraz daha o yüzdeyi arttırmış olduk böylelikle. Ama dediğim gibi bütün şehre bu yolları getireceğiz. Ve trafik problemini ortadan kaldıracağız. Orada bir ölen var sanırım. İki dairede ölüm var orada. Neden oraya şey yapılmıyor? Sağlık durumu şu an gayet iyi. Kapasite yeterli. Nedense cenaze aracı henüz oralara gelmemiş. Cenazeleri almamış. Ya bizden kaynaklı bir ölüm olduğunu zannetmiyorum. Çünkü bu bölgede herhangi bir problem yok. Gayet insanların mutlu olduğu gözüküyor. Herhangi bir şikayetleri yok şu anda ama
aynı kısımda iki tane ölüm var. Parkımız bu arada seviye atladı. Yalnız daha önce sizlere yine belirtmiştim. Parkımız ve konser alanları şu ana kadar beklediğim talebi görmüyor. Eğer bu şekilde devam ederse bu alanları yok etmeyi düşünmüyor değiliz. Mecliste bu tarz dedikodular var şu anda belediye meclisimizde. Biz bu hizmet alanımıza bir tane mezarlık yapalım bu arada. Bu cenazeler alınmadı çünkü. Bir tane de burada yapsak aslında her tarafa cenaze araçları yetişir diye düşünüyorum. Böyle bakalım cenaze aracımız. Evet, çıktı hemen. İki tane cenaze aracı hemen kurar kurmaz yola çıktı. Çöp alanlarımızda sanayi, yani bu kadar sanayiye yakın olmasına rağmen sanayide çöp birikmesi beni şaşırtmıyor değil. Ama trafiğin de etkisi var buna. Şu yolları genişletebiliriz. Evet, burada girişlerden dolayı izin vermiyor. Şurayı genişletebiliriz. Evet, bu en son yaptığımız konutlar ve eğlence alanları, konser alanları. Böyle ufak ufak yolları geliştireceğiz arkadaşlar. Tamamlandığında, bütün yollar tamamlandığında çok güzel bir görüntü katacağına eminim. Hem daha sade olacaktır şehir. Böyle iç içe olmayacak. Çünkü geniş yollar olduğu için. Şimdi şurada bu binadan dolayı, kapıdan dolayı yolu genişletemedik. Bunu bir kaldıralım. Biz buraya... Bu arada bu çitlerin bir manası da kalmadı. Bunları kaldırıyorum. Evet, burada bir şey kalmadı. Ana kapı eksik diyor. Şu yolu genişlettik. Evet, ana kapımızı yapalım. Evet, ana kapımızı şöyle yeniden yerleştirelim yol kenarına. Orada yolunda bir bozulma oldu. Onu şöyle kaldıralım önce. Doğrudan yeniden kurduğumuz kapıdan yapalım. Gördüğünüz gibi belediyecilik arkadaşlar hiç de kolay bir iş değil. Yani bir yol çalışması bile, yol genişletmesi bile gördüğünüz gibi birçok iş yapılmasına sebebiyet veriyor. Mesela o cadde çok güzel oldu. Hani oldukça geniş oldu. Orası gayet iyi şu anda. Şunu şöyle taşıdım. Bunu da taşıyabilirim hiç yıkmadan. Biz niye yıkıyorduk ki, onu da anlamış değilim. Ha, bu kapı ama. Bunu biz genişlettiğimiz kısma da verebiliriz. Kaldırabiliriz. Hemen bu yolları genişletiyorum. Evet, burada pazar alanı. Pazar alanına direkt kış pazarı. Bunu direkt şu genişlettiğimiz tarafa taşıyabilirim. Aynen. Tamam. Şimdi bu yolları genişletebiliriz. Ardından eksiklikleri tamamlarız. Evet, gayet güzel oldu burası. Burayı tabii şu anda şey yapamıyoruz. Şunu geliştirebiliyoruz. Ya şu anda nüfus azalmasına sebebiyet vermiyoruz.
Şu anda verdik. Bazı binalar yıkılmak zorunda kaldı. Bu ara yollarda. Ya bu alanı bilmiyorum ne yapalım. Bu alan sesten şikayetçi. Bu alanı yine gözden geçirebiliriz. Elektrik gitti bu arada hayvanat bahçesinde. Bu arada paramız da oldukça güzel bir seviyeye gelmiş. Yani 193 bin euro gibi güzel bir bütçe var şu anda şehrin bu seviyesinde. Gayet güzel artıdayız sürekli. Şehir genelinde pek bir olumsuzluk yok. Çöp problemini çözmüştük. Biraz eğitimli eleman problemleri çıkabiliyor arada. Buna yapacak hiçbir şey yok. Çünkü biz üniversiteyi, okullarımızı fazlasıyla kuruyoruz elimizden geldiğince bölgeleri. Zaman içerisinde onlar da düzelecektir. Nüfus sayısı da arttıkça eğitimli personel sayısı da toparlanacaktır. Yani yaşam alanı talebi var bu arada. Altta gördüğüm kadarıyla ama yavaş yavaş bunları yapacağız. Bu bölümlerde biraz daha bu eğlence alanlarına açıkçası ağırlık verdim. Çünkü hangisinden insanların mutlu olup olmadığını çözmeye çalışıyoruz hep beraber. Ona göre de nelerden mutluysa vatandaşlarımız onlara ağırlık vereceğiz mümkün olduğunca. Böyle hayvanat bahçesi. Bu arada stadyumumuz da var arkadaşlar. Stadyumumuzu kurabiliriz. Tabii ki buralara bakıyorum. Evet, herhangi bir yol kenarına kurabiliriz ama stadyuma ayrı bir alan açmak istiyorum. Yani farklı bir alanda geniş yolları olan bir alanda olsun. Çünkü stadyum hani futbol sevilen bir şey sonuçta. İnsanlar mutlaka gidecektir ki şehrimizin takımı oynayacak. İnsanlar eminim yoğun talep gösterecektir bu bölgeye. Biz futbol stadımız için şöyle yolumuzu çekelim. Böylelikle bu yolları da genişletmiş olduk. Yani stadı biz hemen burada sağlık hizmeti, polis hizmeti vesaire gayet güzel. Stadımızı burada şöyle bırakabiliriz tam ortaya. Evet, şöyle. Gayet maliyetli ama şehri mutlu eden ama yakınındaki yaşam alanlarını rahatsız eden bir bina oldu bizler için. Şöyle sıradaki maçın ne zaman oynanacağını görebiliyoruz stadyumumuzda. Hemen yaklaşacağım şimdi stada bir zoom yapıp. Şu suyunu çekelim stadyumun. Hiç problem olmaması adına. Elektrik zaten geliyor şu anda oraya. Buradan stada otobüs hattı, güvenlik ve gençlere spor eğitimi gibi şeyler yapabiliyoruz. Aynı zamanda forma rengimizi belirleyebiliyoruz arkadaşlar. Yani mesela güvenlik verdiğimizde haftalık 500 euro gibi bedel belediye bütçemizden gidecek. Otobüs hattı için zira aynı şekilde insanları anladığım kadarıyla şehir merkezlerinden belediyemizin otobüsleri ücretsiz olarak stadyuma getirecekler. Böyle stadımıza yaklaştığımızda gayet güzel bir görüntü. Sıradaki maçımıza henüz var. Öyle gözüküyor.
Henüz biz aslında şehrimizin adını da değiştirmedik. Başladığımız isim neyse Batı Ormanlık yazıyor gördüğünüz gibi altta. Aynen öyle yazıyor. Ya buralara ev yapsam diye düşünüyorum ama çok şikayet gelir mi? Ya çok zengin bir bölge değil, güzel bir bölge değil. İnsanlar eminim rahatsızlık yaşayacaktır ama deneyelim. Biz bu tarz şeyleri deneye deneye, öğrene öğrene yapmaya devam ediyoruz. Bu bizim City Skylines'ta Saçmalık TV ekranlarında ilk serimiz çünkü. Ama stat gerçekten güzel durdu. Bayağı da bir kalabalık gelmeye başladı. İşte bu yüzden etrafına pek bir şey yapmadan geniş yollar verdik. Statta gayet kalabalık bir şekilde insanlar akın akın gelmeye başladı. Sanırım maç tarihi yaklaştığı için insanlar yoğun bir şekilde stadımıza geliyor. 750 kişilik bir kapasitesi var aynı zamanda stadımızın. Yani 10.000 kişilik bir şehirde 750 kişi kapasite gayet iyi bence. Şöyle uzaktan gayet güzel gözüküyor. Gece gündüz döngümüzü de açtım. Kapatmıştık onu. Şöyle gece olduğunda nasıl gözükecek? Ona da bakmış oluruz böylelikle. Aynı zamanda konser alanımız için de aynısı geçerli. Konser alanında da gördüğünüz gibi buraya da duyurular falan verebiliyoruz. Premium Studio. Aynı zamanda hangi sanatçıların konser vereceği, hangi tarihte vereceği, bilet ücretlerini, kimin daha popüler olduğunu, bu tarz seçeneklerin tamamını bu alanlarda görebiliyoruz. İnsanlar ne kadar geliyor, ne kadar gelmiyor, ne kadar kazanç sağlıyoruz. Bunları görebiliyoruz ama şu ilk maç gününü merak ediyorum. Bu arada bir kampçı minibüsüymüş o. Kampçılar da, evet turistler de gelmeye başladı şehrimizin stadyumuna. Bu ilk maçta oldukça güzel insanların turistik ya da eğlence amaçla gelebileceği bir yer oldu. Yani benim açıkçası koskoca hayvanat bahçesini şu anda benim gözümde katlayan bir yer oldu bu stadyumumuz. Konser alanını, eğlence alanlarına da bu kadar ilgi yoktu ama stadyuma gerçekten güzel bir ilgi var. Gördüğünüz gibi stadyuma gelen araçlar konser alanının önünden geçerek orada trafik yaratıyorlar. Yani hani gayet hoşuma gitti bu. Verdiğimiz paraya değdi bence. Şehrin bu ilk stadyumunun insanların ilgisinin büyük olması belediyemizi oldukça mutlu etti. Şehirde durumlar nasıl? Evet, bu arkadaşımız tweet atmış. Demiş ki çok gürültü var. Kulak tıkacı olan var mı? Daha doğrusu kulak tıkacı önerisi olan var mı? Bu gürültü beni delirtecek. Tamam. Kendilerine nasıl bir şey yapabiliriz? Şöyle bir şey yapabiliriz. Biz bu bölgeyi doğrudan yok edelim. Daha fazla burada insanların psikolojisini bozmayalım. Hemen arkalarına da çünkü stadyum geldi. Daha büyük problemlere sebebiyet vermeden biz bu alanı yok edelim. Yani ben daha yıkarken sürekli bir yerler kuruyorlar buralara. Yani madem bu kadar sıkıntılı bir bölge, neden bu kadar kuruma isteğiniz? Şu yolu bıraksak mı orada ya? İki tane araba duruyor orada. Ya yıkalım adamlar. Kalmasınlar. Evet, ufak tefek tabii o yıktığımız alanla alakalı bir nüfus gerilemesi oldu. Biz 10.000 bandında devam ediyoruz aslında nüfus olarak. Gelirimiz de güzel ama yani böyle çok yüksek gürültülü alanlara, daha doğrusu insanların şikayetlerine
önem verdiğimiz için biz burada nüfus azalttık. O bölgeyi yıkmak zorunda kaldık. Böyle bir rahatsızlık varsa, bize bunu bildirdilerse biz de gerekli önlemimizi alırız. Şimdi buradan ben bir şehre diyorum ki üst geçit yapalım. Biz bu bölgeyi almıştık arkadaşlar. Burada geliştireceğimiz, genişleteceğimiz bir sanayi alanımız olacak. Çünkü sanayi talebi olacak insanların. Buradan bir giriş verebiliriz. Böylelikle hatta yani giriş çıkış verebiliriz. Sanayi alanı üstteki yolumuzu çok fazla kalabalık etmez böylelikle. Ve buradan da bir insanların kullanabileceği üst geçit bence şehrimiz adına faydalı olacaktır. Çünkü burada bambaşka bir ana yol var gördüğünüz gibi. Buradan ilerleyip yukarıdaki üst geçitten dönüp bizim şu an şehrimizin tek girişi var. Oradan giriyorlardı. Bu kadar kısıtlı yapmayacağız biz bunu. Tabii bununla alakalı da bir planım var. Yok değil. Şimdi biz belediye meclisi olarak bu TEM yolundan buraya bir giriş verelim dedik ama burada dedik bu adam buradan doğrudan girmek istiyorsa, bu yolu kısaltıyorsa bunun bir bedeli olmalı. Ve şehrimizin ilk paralı yolunu buraya yapacağız arkadaşlar. Geniş bir yol yapacağız buraya. Bu geniş yolu kullanmak istiyorlarsa bedelini ödeyecekler. Şehrimize girip çıkabilecekler bu sayede. Şöyle oradan düz bir yol. Gördüğünüz gibi akşam oldu bu arada. Hava karardı. Yolun ışıkları şu an etrafı aydınlatıyor. Şimdi kişinin yani gişeye ayrı ayrı mı verelim yoksa üstten de bir köprü geliyor aslında burada. Ama burası gidiş geliş. Nasıl yapabiliriz? Bunu yaparsak aynı zamanda şehirden çıkış için de kullanacak. Biz bunu böyle yapalım. Bunu hiç kullanmadan yıkalım. Paramızı iade alalım. Şöyle tek yönlü gişe, evet. Tek yönlü gişemizi bırakalım buraya. Şöyle çeviriyorum. Bu şekilde şöyle iki yol yapacağım çünkü iki tane geniş yol arkadaşlar. Biri böyle olsun. Bu yolu kullanıp doğrudan o yola bağlanmak isteyenler bu geniş yollarını kullanmanın avantajı olarak karşılığında da bir bedel ödemek zorunda kalacaklar. Şimdi bu köprümüzü doğrudan girişe bağlayabiliriz. Gişelerimiz gayet güzel gözüktü. Şimdi şuraya girişi bağlayacağız. Bu şekilde bağlamadı. Bakalım.
Evet, bu şekilde gayet güzel oldu. Yani ücretli giriş ve ücretli çıkış yollarımız oldu buralar. Bu yolların hemen iadelerini alalım. Doğrudan gişelerden şehrimize yolları çekelim. Şimdi buralara dediğim gibi geniş yollar yapacağız. Şöyle. Evet. Tek yön giriş oldu ve buradan da tek yön çıkış olacak. Yönlerini değiştirmemiz lazım yolların. Nasıldı bu yön değişim? Bakalım. Geliştirmede miydi? Geliştirmedeydi herhalde. Evet. Şöyle yönlerini düzelttik. Evet, gayet ideal oldu bu şekilde. Şehrimizin yeni giriş çıkışları hemen burayı gişeler için suyu da veriyorum. Buradan bağladım. Gişelerimize elektrik gerekiyor bu arada. Elektrik de çekeceğiz buraya. Böyle uzaktan çekelim, hiç şehrin içine karışmadan. Ya bu alanlara biz sanayiyi geliştireceğimiz için büyük kamyonlar, tırlar bu yolları kullandığı zaman bizim için çok daha avantajlı olacaktır. Şöyle elektrik geldi. Bu bölgede bir problem kalmadı. Artık araçlar buradan girecek. Diğer taraftan çıkacaklar derken burada yine bir yolda bir problem gördüm. Bakalım burada var mı? Yok, burada bir problem yok. Yalnız şu yolu tek yön yapmamız lazım. Evet, burası şöyle tek yön. Burası çift yön. Bunu tek yöne çeviriyorum. Şimdi şunları da bağladık mı? Gayet güzel oldu. Evet. Evet, şehrimize artık bu yoldan doğrudan giriş sağlanabilecek. İnsanlar bu yolu doğrudan tercih edebilecekler. Buradan giriş çıkış sağlayabilirler. Geniş ve rahat bir şekilde doğrudan ana yola bağlanacaklar. Ama bunun tabii bir bedeli olacak. Böylelikle bu bölümün de sonuna gelelim arkadaşlar. Kaldığımız yerden bir sonraki bölümde yeniden devam edelim. Hep beraber oynamamıza devam edeceğiz. Saçmalık TV ekranlarındasınız. City Skyline serimiz devam edecek. Ana sayfamızdan, Saçmalık TV ekranlarından, YouTube'dan bana mesajlarınızı iletebilirsiniz arkadaşlar. YouTube kanalımızda aynı zamanda abone olup like atarsanız videomuza, bana desteğinizi sunmuş olursunuz, çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.